Dontnod'un ikinci oyununa hoş geldik. Evet, ne demişler? Hayat demişler, gariptir. Gariptir demişler. Biz de hemen şu ağaçlar eşliğinde oyunumuza bakalım. Hadi bakalım. Bakalım. Bunu böyle duyurup bir ayda falan çıkardılar. Ya ben bir süredir görüyorum ya. Böyle yalan mı söyledin? Yavaş yavaş da olsa şey yapıyorlardı da son zamanlarda daha çok ortaya çıkardılar oyunu tabii. Evet, öyle bir taraf var. Episodic Adventure. Aynen. Yani şey gibi aslında oyun. Heavy Rain'le Gone Home'un şeyi, birleşimi gibi. Gone Home mu? Aynen. Niye? Evet, içerik olarak öyle çünkü. Karakter lezbiyen diye mi diyorsun? Lezbiyen değil ki karakter. Ne bileyim ben. Hayır, çok daha şey, böyle okullu bir şey yine. Ha, böyle. Anladım, tamam. Yani yine öyle şeyleri, benzer dönemler. Şey, onunla da kız kardeşi böyle okullu bir şey diye bir sürü harizden. Ha, doğru tamam, tabii. Yani yaş olarak aynılar, pardon. O ruh hali beni çok şey yaptı, benzer gibi. CEO'cum, hoparlörün biraz boktan, o yüzden. Önemli değil yani. Burası da bayağı Alan Wake gibi bu arada. Yani ilk aklıma Alan Wake geldi. Şimdi ben ana karakteri üniversiteli gibi anlamıştım. Abi, şu anda görüyorum ki değil. Tam bilmiyorum. Birazdan onun tartışmasını yapacağım zaten. Tamam. Tartışma değil de, bu ne diyecektim. Şurada sana Alan Wake'i andırmıyor mu? Yok, haklısın. Tam andırıyor biraz. O inanılmaz basık karanlık yok ama. Tabii ki canım. Çok garip bir stil bu. Cel Shaded gibi ama değil gibi. Cel Shaded değil. Güzel ya. Yani şu ağaçlar kötü ama kontekstin içinde güzel işte duruyor. İşte onu yani anlamaya çalışıyorum ben de. Yani çok köşeli, geometrik gibi her şey ama baksana mesela hani şu güzel bir tarzı var ya, ben enteresan. Ama kızın mesela shader'ları falan daha normal, hani böyle evet. gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Aynen. Bir şey. Ulan bir bok bilmeden konuşuyoruz ya, bazen hasta oluyorum. Shader göstersen tanımam böyle kodumu yani. Ya ben anladım seni. Ben anladım. Kendi uydurma dilimizle anlaşıyoruz. Aynen öyle. Başka kimse anlamıyor. Ne diyor lan bunlar? Wow, no. Bitiyor oyun. Ah be, keşke bu kadar çabuk bitirmeseydim. Wow. Aa, saçı kahverengi miymiş? En çok şaşırdığım şey şu. Abi, ıslanınca tabii şey oldu. Kız fotoğraf okuyan bir kız. Gerçekten bir fotoğraf hocası. Ya evet, çok iğrenç bir şey hoca. Çok şey, acayip cheesy yapmışlar. Mesela burada da bayağı güzel bir şey yani, tarzı. Benim bayağı hoşuma gitmişti bu. Şeyi görünce, ilk görüntüyü görünce. Güzel gözüküyor yani oyun her şekilde. Şimdi, yani etraftaki herkes lise yaşında gibi gözüküyor. Çok ya 18 değil. Kız. 18, ha. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Bir selfie çekelim. Isn't that too easy? I believe Max has taken what you kids call a selfie. Buraları acayip şey ya. Yani harbiden bayağı fotoğraf sınıfında gibi, adam bayağı konuşuyor bırakırsan. O açıdan fena değil aslında. Ama diyaloglarda acayip dandik durdu. Güzel bağladı ama selfie işi. Evet. Dersi. Şeyin de üstüne gidiyor yani. Hani madem fotoğraf dersinde geçen bir şey yapıyoruz, şu 5 dakika içinde 10 tane fotoğrafçı ismi falan söylüyorlar. Anam diyorsun. Bir de tabii ki son zamanların modası olan Telltale, sağ olsun işte. Hikayenin genelini etkileyen seçimler var. Şimdi Telltale mı, David Cage mi hani? Ya bunu adventure'ı bu kadar hani mainstreamleştirmeye başlayan şey oldu yani. Evet, Walking Dead. Aynen.
Şey bayağı güzel ya. Biz Telltale diyorduk. Bir Telltale'deki interface'e bak, bir de şuna bak yani. Çok daha evet. İyi yani. Ya Telltale'in o motordan hemen kurtulması lazım artık. Yani. Şeymiş şu an yani Chief Technical Officer'ları şu an CEO'su oldu Telltale'ın ve o adamınmış motor ve o yüzden değiştirmiyorlarmış. Adam izin vermiyormuş böyle. Şerefsiz. Benim yazdığım şimdi zaten CEO zaten değiştirtmez yani. Tamam ya, Game of Thrones'u bile yaptık, artık yapamayacağımız bir şey yok diyordur adam o motorla. Ha o motorla. Ha. Yani hiç öyle düşünmesin. Walking Dead'de şehirler falan çok kötü gözüküyordu. Tabi. Tamam ya. Hadi çıkalım dersten. Sıkıldım. Yalnız yani öğretmeni çıkarsak bu sahneden, yani olmasa o hiç karakter ve stil 90'lar gibi gözüküyor. Var onu öyle diyecek. Bir şey evet. Özellikle kızın imajı falan. Ya falan. Aynen. Yani kızlardan daha çok. Adam daha okey günümüzde şey yani. Dar pantolon vesaire de. Buralar. Okulun sıkıcılıklarını anlatan sahneler. Çok güzel bir setup ama. Güzel. Bence de güzel ama biraz yani dediğim gibi. Dandik yazılmış gibi görünen çok şey var bu sahnelerde. O acaba şeyi göstermek adına mı? Yani kasıntılıklarını göstermek adına mı? Yoksa adamların şeyi mi anlayamadım? Kötü yazımı mı? Evet, diyorsun, kötü yazımı mı onu anlayamadım. Şimdi tabii konuyu da bilmek lazım ona göre. Hani kızın mesela sevmediği bir ortamsa bu subjektif bir anlatımdır herhalde. Ya bana da öyle geliyor. Çünkü evet, kısmen sevmediği bir ortam. Şu kendi yaşıtı kız şey Kitty'nin vokaline benziyor. Suratı. Ama işte çok kasıntı şeyler söylüyor yani adam ya. Ya baksana. Yani evet, hani bizim öğretmenlerimizden hiçbiri böyle konuşmuyordu. Yani evet. Bir yandan fotoğraf dersi de almadım ben. Sen almış mıydın fotoğraf dersi? Öyle bir şey demiyordu hocam. Bir yandan şeyi güzel veriyor ama oyun. Hani o yaşın acımasızlığını yani milletin birbiriyle dalga geçme şeyini. Şimdi bunu merak ediyorum. Mesela benim hiç öyle bir şey olmadı. Lisedeyken, yani üniversitedeyken zaten olmadı. Hani sen oradaydın da. Ben o konuya çok uzağım o yüzden. Çünkü biz lisede de kimseyle de dalga geç. Yani öyle şey yapmadık zaten. Ne gerçi ben minik bir lisede okudum bayağı. Hani 300 kişiydik de. Ben de minik lisedeydim de az da olsa öyle hıyar tipler vardı. Çok kavgaya girdin değil mi Silvio? Yok ya. Bıçaklı. Hiç kavgaya girdim. Kavgası. Burası çok hoşuma gitti yani. Yani şişman kız tam, mı? Tam bir yani tam gençlik filmi havasında olmuş. Yani. Birazdan anlayacaksın. Daha da anlayacaksın. Ya Square siktir git, ne alakam var bu konuyla? Ya evet ya. Yani bu kadar utanmaz olabilirler mi ya? Daha önce gidin ya kendi oyununuzu bitirin. Hala Final Fantasy ile falan uğraşıp başka hiçbir şeyle uğraşmayıp yani. Bir de utanmadan isminizi koyuyorsunuz. Evet yani. Ya. Kaç milyon satan Tomb Raider'a başarısız oldu deyip. Ya o utanmazlar ya. Bana çok mahvedecekler gibi geldi o seriyi yani. Bir satış yetmiyor deyip sonra tek konsola kitlemenin ne manası var? Salak. Ne yapacaklar yani o işi herhalde yani? Herhalde çok fazla para aldılar bilemiyorum. Herhalde. Yani 20-30 milyon dolar almış açacak onları lazım ki rahat acaba? Rahat o işi yapsınlar. Güzel açtı. Ben inandım. Evet. Bu sahne güzel ya. Taylor'a baksaydım biraz. Burada herkese bakılıyor. Kılmasına bakıyorum. Baya Mean Girls, okey. Herkes değil. Ya bir de şey güzel, ben bu sahneyi bir daha izledim oynadıktan sonra hepsini bölüm boyunca görüyorsun böyle kıyıda köşede. Yani şu an yabancı gibi geliyor da. Ya atıyorum, Evan'la Taylor hep bu okuldalar hani. Yani. Evet. Yani tabii ki random ilk insanlar olmuyor. İleride bu kadar göreceğimizi sanmıyorum da. Çiftler falan. Ve bakacak çok şey var harbiden etrafta. Ha bu bir Murder Mystery tadında bir şey değil mi aslında konusu? Aslında ona dönüşüyor yavaştan evet. Ne kadarını aldı senin ilk bölümü bitirmek? 2.5 saat. Ha kısa. Evet kısa. Gerçi Walking Dead'in de galiba 2.5 saat falan sürüyor. Öyle. Tabii. Ama bu oyunun bir büyük bir tempo sorunu var. Onu da anlatacağım biraz. Tamam. Şimdi ne kadarını göstermeyi düşünüyorsun bize? Çünkü ben de oynamadım. Tamam mı? Oyunun olayının ne olduğunu anlayıncaya kadar. Tamam. Orada aslında yeni bir
konuşacak bir sürü şey çıkacak yani. Ya bunu o kadar böyle sevip konuşuldu ki bir oyun. Güzel. Ben herhalde 5. Yani, bölümü yani bitmeden önce alırım gibi geliyor. Remember Me'ye çok bence. Öyle mi? Evet. Ha. Yani birazdan anlayacaksın. Remember Me'yi sen sonra bitirdin mi bu arada? Ben bitirmiştim zaten. Ha, bitirmiş miydin? Tabii, ha, tabii. Tamam. Önceden bitirmiştim. Onun konusu böyle şeydi ya çok. Ben beğenmiştim konusunu. Güzeldi. Güzel kullanıyorduk klişelerini yani gitmesi gereken yere en azından. Evet. I feel like the universe is taunting me everywhere I go. Şeyleri falan enteresan ya. Saçının üstünde yani hem böyle yani elle çizilmiş bir şey gibi duruyor bir yandan da değil gibi yani. Ha aslında model ama yani baksana. Anladım. Şöyle yakından. Telltale'ımsı bir şeyi var onun kafasının. Evet ama her mesela şey geometrisi gibi. Çok daha düzgün değil, ona alakası göre falan. Yok onun, evet. Böyle bir şeyleri harmanlamışlar değişik bir şey olmuş. Mesela suyu yapmamışlar ne yazık ki. Şu an aklıma Fahrenheit geldi. Ya onda remaster her şeyin remaster'ı çıkıyor ya. Bir de tuvalet sahnesi görürken Fahrenheit aklıma. Şey ya 360 gamepad'ini hala desteklemiyormuş aslında o. Remastered halde. Abi. Ya işte tetikleri falan çalışmıyor yani kendini. Tetikleri çalışmasın. Ama işte tuş lazım yani. Ha, lazım oluyor ama. Ben lazım olmuyor falan. Aa, yok canım. Yani PlayStation 2 oyunu olduğu için hani. Tüm tuşları kullanıyorsun. Ben Fahrenheit'i severim bu arada. Yani o ben bayağı severim. Ben. Son yarısı aptala dönüyor. Ona bile okeyim ben ya, böyle. O bile oynarken değişik bir şey abi sonuçta yani. Bir de tabii şey benim sen de önceden Omicron'u oynamıştın değil mi? Evet. Yani Omicron oynayınca daha iyi biliyorsun adamların biraz daha ne kadar uçtuğunu falan. Omicron direkt uçup başladığı için. Evet. Omicron'un remastered'ın yani gamepad'le oynanabilen halini çok isterdim. Çok, ben de çok isterdim. Çünkü hakikaten çok zor şu an oynamak onu. Bak şu tam Walking Dead'den çıkma bir tip. Değil mi? Değil mi? Katıl. Ya kara kalem çizgileri olsa üstünde. Aynen. Okay bro. O şey tipe benziyor hatta. İlk sezonda böyle uzun, hıyar bir korkak bir eleman ben. Vardı ya. Ben. Bunu hatırlamıyorum. Onu andırdı. Ya zavallı ben. Evet ya. Yani. Ha. Bu da Infamous'taki kız. Ben de Blue is the warmest color diyecektim. Ha o doğru. Sen o yüzden lezbiyen şey. Herhalde oradan andırdı. Yani çok bir şey var yani biraz fazla özellikle kızlar olsun diye yapılmış gibi durmuyor değil zaman zaman. Ne? Yani ana karakterler ille de kız olsun oradan bir dikkat çekelim gibi. Hmm, a bu şey bir suçlama ama yani kız olduğunu kullanmıyor mu oyun? Oh, what? Aa. Ya. Okul oğlum burası okullar böyle. Ne diyorsun oğlum sen? Burası okul oğlum. Aç kere okula silah götürün. Ben her gün okula silah götürüyorum. Aa. Ya. Pardon ben şeyi anlamadım. Bu kız çocuğu biraz önce şey mi yapıyordu hani para ver diyen bu muydu? Hayır canım. Yoksa kendine gel adam gibi çocuğun kıza borcu var. Ha. Gibi tamam. Bir muhabbet geçiyor tamam, yani. Tamam. Ama. Hadi bakalım. Şimdi başlıyor. Ya oyunda şöyle bir sıkıntı var biraz. Hikayenin ilerlediği ya ara kısımlar sıkıcı olabiliyor. Sıkıcı demeyeyim de böyle çok yavaş oluyor yani. Hı. Tansiyon böyle bazen çok yükseliyor ama onun dengesini kuramıyor yani. Ah gitti şey. Anladım demek istediğim. Yani bir 10 dakikalığına çok iyi oluyor sonra yavaşlıyor. Yani Telltale'daki gibi böyle bir heyecan fırtınası şeklinde ha. Gitmiyor. Ve ha bayağı senin kontrolünde. Ya basıyorsun. Evet aynen öyle. niye karşı çıktın ki? Ya, düzgün bir şey demiştim. Evet doğru. Yani bir de yani kız hemen kabul ediliyor. I'm a human time machine. Hiçbir sorun yokmuş gibi. Şimdi yani kısaca bu lecture'ın bitmesini arkadan beklemek zorundayız. Değil mi? Yok mesela yine hemen fotoğraf çekelim. Bitsin.
Ya evet, aynı şeyleri konuşuyorlar. Aynı muhabbet. Onların filmi çok pahalı bu arada ya. Şeylerin, Polaroid'lerin. Polaroid'lerin olabilir ya. Hatırlıyor musun sorunun cevabını? Hayır. Adam bir şey soracak ya. Hayır. Hatırlasan da fark etme. Şu an kız da hatırlamıyor çünkü. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Aynen. Ha, ben direkt tuvalet şeyini soracaktım. Yok ya. Ama yani. Şöyle bir paniğe giriyor yani. Diğerinde ders bitiyordu ya. Ders bittikten sonra oldu olay. Kız hemen gitmek istiyor. Process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the microphone. Çok uyuz ya. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Ha, şimdi bu demek ki biz bir diyalogumuzu ha, tamam. Yani bir diyalogla ilgili bir bilgi aldık. Bu sefer geriye gidip sorunun cevabını verebiliriz. Bir üç kağıt var. Doğruya doğru. Aslında zamanı geri alırken kendi yaptığı bir hareketin anlamı yok değil mi? Çünkü nasıl da siliniyor. Evet. Hmm. Niye sordun bunu? Mesela elini kaldırıyor ya zamanı geri aldığını, aha, belli etmek için. Aslında zamanı geri aldığı için elini hiçbir zaman kaldırmamış oluyor falan. Yani, gibi bir şey geldi. Oluyor. Steins Gate'i izliyoruz Nihan'la bu ara. Onu duydun mu bilmiyorum. Yok, nedir? Bir şey anime. Ya yani Visual Novel'ı da var. PC'ye de gelecek şimdi bildiğim kadarıyla. Yanlışlıkla zaman makinesi yapan bir adamı anlat. Nasıl yapılır yani? Ya adam böyle şey, ben deli scientist'im tadında bir karakter. Mikrodalgayı cep telefonuna bağlamış, tamam mı? Böyle saçma bir şey. Bir gün yanlışlıkla ikisini aynı anda çalıştırdığı zaman 2 gün veya 3 gün öncesine mail attığını keşfediyor arkadaşına falan. Lütfen komedi olsun ya. Steins Gate, hayır. Yani ilk 13 bölümü komedi, sonra öyle bir dram ve ben şu an gerilimden devam edemek zaten. Yok ya, bana komedi lazım. Çok fena hem çok de yani. Çok komik olur musun? Yani? Ya ilk 13 bölümü harbi komik, sonra ya böyle bir karanlık yok hakikaten. Allah Allah. Nasıl bir tezat oğlum? İnanılmaz bir şey. Zaten 13. bölüm izleyince yorumlara baktık. Bu ne lan diye herkes öyle demiş. 13'e kadar sabredin, sonra dünyanız kararacak diye. Hemen tuvalete. Zaten hiç mutlu zamanda yolculuk hikayesi var mı Back to the Future dışında? Yok, hayır, şey dedin ya sen yani. Ha. Hani yanlışlıkla yapıyor falan. Ya, evet. Belki bir sürü beceriksizlik üstüne komik bir şey olur diye düşünüyorum. Öyle başlıyorlar ama sonra çok fena oluyor. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Bazı muhabbetleri tekrar tekrar etmek zorunda kalıyorsun cevabını değiştirdiğin için. Onu ama hızlı geçebiliyorsun. Anladım. Birazdan göstereceğim. Ama ilk sefer konuştuklarını hızlı geçemiyorsun. Ya bu kadar gereksiz. Ya bir hocanın yanına gelip ya John Lennon zamanında böyle demişti dese ne dersin yani? Aslında herif ya. Ha, şu siyah nokta yeni seçim şeyi değil mi? Tamam. O siyah nokta orada bir eylem yaptığın an. Değişiklik yapabileceğin bir an demek. Ha, tamam, pardon. Aa, doğru dedin aslında. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you? Geçemiyor mu? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. 15. defa bunu dinliyoruz ha. Yani şimdi daha da iğrenç bir şey. Life is what happens while you're busy. Ya bence Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it by today. Üç kağıtçı ya. Kendi düşündüğünü söyledi diye hoşuna gitti. Aslında öğretmen bile onaylanmayı bekliyor. Yani evet. Belki hayatlarımızda öğreniyor Silvio. Öğretmen bile bekliyorsa. Şimdi bakalım. Koş koş. O move faster değildir, o koşmadır yani. O öyle yazılı duruyor. Ya, aynen, move zaman yolculuklu oyunda. Daha hızlı hareket etmek için. Aynen, öyle bir komut var mı ya? Çünkü butterfly efektten anlıyor musun böyle? Evet, aslında öyle. Ya, işte.
them out of this bitch. I can tell everybody. Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Lütfen onu ateş etme diye fırlasın böyle. Hmm, şimdi bir şey yapmamız lazım. Nasıl durdurabiliriz? Tabii ki. Tabii. Fire Bell mi? Yani doğru. Fire Bell o ama. Lan. Ya bassana oğlum. Baksamıyorum ki. Buna kudumun. Ha. Evet. Move'u. Öldü bu arada kız. Yuh. Silah sesini duydun mu bilmiyorum ama. Şimdi şöyle bir durum oluyor bununla. Ha. Zaman geri aldığın zaman o da yerine mi dönüyor? İşte. Ha. Şu zaman yerine aldığın zaman, geriye aldığın zaman şey olmuyor. Aa, cebine attığın şey cebinde kalıyor. Bilgidir. Veya almış olduğun bir bilgidi. Şey oluyor. Aha. Kalıyor. Yani şey için güzel, atıyorum bir yerden bir şey alman gerekiyor. Ama onun için onu aşağı düşürmen lazım. Bir sürü şey düşürüyorsun, alıyorsun onu. Sonra zamanı geri alıp etrafı düzenliyorsun. Anladım. Cebinde kalıyor. Anladım. Şu anda garip bir şey olduğunu fark etti ana karakterimiz. Aynen yani. Alarm çalıyor, Allah Allah. Bu iğrenç bir adam ya. Bağırmasan olurdu gerçekten. Tipe gel. Ne? Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or you hide something. Deli misin oğlum sen? Thank you, Mr. Madsen. Ya bu karakterin üstüne gidiyor oyun biraz. Şey yani eskiden askerde falan bulunmuş bir herif. Ha. Bayağı deli yani. Ha. Disiplin manyağı falan. Merak ediyorum ilerisini ya. Hı hı. Yani bitişi için ne dersin iki bölümün? Yani böyle cliffhanger mı? Heh, onu diyecektim. Tempo sorunu derken mesela buraları heyecanlıydı. Aha. Bölümün sonuna kadar abi ya güzel bilgiler alıyorsun da yani sadece yavaşça ilerliyor hikaye. Yani. Ha. O da güzel, iyi ilerliyor hikaye ama hani bu bir oyunsa arada oynayacak şeyler de lazım. Tamam. Telltale'ın hikayelerinin, yani oyunların o kadar tutmasının sebebi yani sürekli dikkatini ayakta tutması yani. Doğru. Oynanışı değil yani. Doğru. Report. Report mu acaba? Nathan Prescott. You sure? Müdürün tipi bir... Yani modeli bir garip olmuş. Yetişkinlerin bir garip yani öğretmenin de garipti. Ağzı falan baksana. Saklanıyordum hocam ya. Aa. Kafası da kareymiş biraz. Oktagonmuş. Yani. Şey tip olarak da Remember Me'nin ana karakterine bayağı benziyor ya. Ne? Kız mı? Kız, aynen. Yani andırıyor. Yani saçları doğru benzersin kesin. Yani tasarım temel olarak benziyor. Şey de benziyor. Hikaye değil de zaman unsuru yani. Remember Me'de de zamanı geri alma, değiştirme, yani evet, remixleri vardı falan. Doğru, doğru. Oradan bir adventure oyunu çıkarmaya çalışmışlar belli. Ki ben aslında Remember Me'nin böyle olmasını hayal ediyordum. Hmm. Ya zaten yani oynayan çoğu kişi asıl remix'i sevdi yani dövüşten evet, veya şeyden evet, çok. Yani dövüşten çok dolanıp remix yapıp bilmem ne yapmak olabilir. O evrene bir daha dönerler mi acaba? Şimdi yok bununla meşguller o belli de. Yani, yani tasarım olarak muhteşemdi. İçerik olarak da iyiydi. Oyun olarak tek düzeydi. Aynen aynen. Yani evrede acaba... bir şey öğrendiyse Dontnod bence şey olabilir. Dönebilir. Bu arada şey yapabiliyorsun. Hani konuştuğun bir şeyin cevabını beğenmezsen tekrar onu evet, diğer evet. Şey seçenek seçebiliyorsun. Ne üstüne geldiniz kızın kardeşim. Hakikaten ha. Nasıl bir okul burası? It happens, you know. There's that teen Tude again. You know, I've heard it. Tude. Yaşlı direkt ya.
Yani ne diyorsun ya amına koyayım? Aa. Bir gangstalık da var hani müdürüz ama dude falan diyor. Get away from the door. Ne diyelim sence en nihayetinde? Abi inanılmaz bir şey hakikaten. Report mu? Yok report abi yeter ya. O ne abi? O yani elini aslında kaldırmamış oluyor tam şeyden dolayı sorun. Hani garip bir hareket ya. Tabii karşındaki ne yapıyor lan bu zaman? Aynen ama onu tabii hiçbir zaman görmüyorlar. Aynen görmüyor. Enteresan. Ya genelde ama böyle hikayelerde hani birinin bir gücü varsa ilk başta fiziksel olarak bir zorlanma bir şey falan çeker ya. Ha yani evet yani burun kanaması vesaire doğru. Yani hani kız aa oluyor lan falan diye girdi direkt işin içine ya. O biraz garip geldi. Ama ileride onun üstüne gidecektir diye tahmin ediyorum. Anladım. Şu an hiçbir şey yok onunla ilgili. Şimdi kızın tabii gücünün doğası gereği kimseye kanıtlayamazdı hani şey yapmadan. Tabii ama elbette bununla ilgili geleceği bildiğini söylemeden hani. Şey olurdur. Yani benim bazı tahminlerim var aslında. İlerisiyle ilgili ama. Burası çok tatlı gözüküyor işte. Ben çok bayağı güzel gözüküyor hakikaten. Yani bayağı tablo gibi falan duruyor bazı yerler. Silvio'cum acaba diyorum yeterli mi bu kadar? Uzun değil çünkü şey peki. Yo yeterli yeterli. Zaten çok başka bir şey çok bir şey göstermedik ya. Oyun bayağı dolu yani her yerlerde böyle bakacak bir şeyler. Yani diyorsun ki bir yani. Season Pass'e değer bu şimdi. Bence değer bence değer. Ama dediğim gibi arada tempo sıkıntıları vardı yani. Belli mi şimdiden peki ikinci bölümün ne zaman çıkacağı? Mart diyorlar. Ha, ama okay. Gerisi belli değil mesela. Yani sıkıntılı olabilir. Böyle ufak ufak. Sorry. Ya sen çok persona oynamış bir adamsın. Evet. Okul muhabbetleri geçen yani. Aynen. Bilmiyorum. Bir Persona 5 trailer göz atışı yapalım ya. Sadece benim heyecandan bağırdığım bir göz atışı bu. Yani ne kadar gerçek kalıyor buradakinin yanında onu bilmiyorum. Yani tabii canım. Persona'nın okulu ne kadar şey ki? Yok şey canım yani falan. Çizgi film okulu sonuçta o da yani. Evet. Hani öyle kesinlikle ciddi büyük dramlar falan yok. Ha, 4 zaten ton dolayısıyla komedi bir oyun. Sahayı fark etmemiştim. Ya. Ha. İğrenç bir Amerikan futbol sahası var. Böyle böyle konuşup ilerliyoruz. Böyle bir oyun. Yani tavsiye ederim tabii ki. Evet. Konu olarak nereye gideceğini ben de merak ediyorum yani. Çünkü ne kadar okula dönecek acaba hikaye bilmiyorum. O yüzden ilk bölümdeki karakterler ne kadar gözükecek falan merak ediyorum yani. Ne olacak? Öyle yani diyeceklerim bunlar. Eline sağlık şu anda. Teşekkür ederim. Ha bunu daha önce görmüştük. Şu hipster çocukla da konuşurken. Ha Evan. Videomuzu bitirelim. Aynen. Hepsi var burada dolansan. Hepsi bir şeyler yapıyor. O zaman Oyun Efendi 2015 diyorum. Aynen.